Evet Beşiktaş Ankara gücü maçının devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile birlikte karşınızdayız. Ee, Beşiktaş'ın e, domine ettiği bir ilk yarı seyrettik. Tek gol var Salih'ten ama Cenk'in, e, Redmond'ın gole yakın pozisyonları var. E, hani gol bir duran toptan geldi fakat o pozisyonun ötesinde gole çok daha yakın pozisyonları da oldu Beşiktaş'ın. Böyle daha dinamik, daha istekli bir görüntüsü var siyah beyazlıların e, hani zirveden de biraz uzaklaştığı için e, mutlaka kazanılması gereken bir maç olarak duruyor Beşiktaş adına. Tabii öte yanda Ankara gücü takımının da 22 puanda olduğunu ve alt tarafın karıştığını da unutmamak lazım. Evet. E, beklediğin gibi bir ilk yarı mıydı hocam? Hocam eğer e, bizim milli takımımızın teknik direktör Kunz maçtaysa biraz sonra yani 10 dakika sonra falan Gökhan'ın bir takım alması lazım kesin. Çünkü şu anda maç 4-0 olmadıysa Gökhan'ın payı var. var. Tabii Gökhan'ın payı varken Ceng'in de payı var. O pozisyonları daha bir iyi vuruş yapması gerekirdi. Ee, i̇lk yarıda Ankara Gücü diye bir takım yok yani. Mücadele ediyor gözüküyorlar ama Beşiktaş takımı ilk yarıda geçen maçlara göre bayağı iyi mücadele etti. İyi pozisyonlara girdi, ee, daha da özelliği 10 topçu birden kavga ediyorlar. Evet. Yani sahada kavga etmeyen futbolcu yok onu yok, söyleyeyim. Yok hocam. Öyle olunca da e, aradaki fark da çıkıyor meydana. Şimdi bu takım, e, bu Ankara 3 takımı biliyorsun kupada 5 taşı daha Ankara'da. Evet. Ve iyi bir oyunlar. Şimdi var. o maçın ilk yarısına bakıyorum bir de bu maçın ilk yarısına bakıyorum tamamen zıt iki maç. Orada Ankara gücü ilk yarıda müthiş. Burada Beşiktaş ilk yarıda müthiş. Yani şunu söyleyeyim. ilk 45 dakikada hakem düdük çaldığında bence maçın bitmesi gerekirdi. Yani 4 sabır olurdu. Net ama bu yani. Hani olur ya pozisyonlar ya bu pozisyon olabilir de olmayabilir de değil. Net 4 tane net 3 tane birini attılar. Net 3 tane pozisyon kaçtı. Yani maç maçın özeti o. Evet hocam yani ikinci yarıda böyle giderse zaten hani bu baskıya kar dayanmaz iyi baskı yapıyorlar. Bir de şu var hep beraber iyi mücadele ettikleri için oynadıkları oyundan da keyif alıyor siyah beyaz oyuncular. Ki Ankara Gücü direnmeye kalkıyor direnemiyor. Top tutamıyorlar hocam Ankara top Güç tamıyor. takımı hiç rakip alanda ayağında top tutamadı. Yani orta takımı, sahası çok geçirgen. Ankara Güç takımında enteresan işler oluyor antrenör bir teknik tek adam gidiyor bir teknik tek adam geliyor. Bir teknik adam tekrar gidiyor. Bir başkası geliyor falan anlamıyorum. Neden oluyor bir şeyler Halbuki var. Halbuki Ömer Hoca ile iyi bir çıkış yakalamışlardı. Evet. Böyle bir tutunmuşlardı. Bir oyun düzenleri. Ne oynadıklarını anlıyordunuz. Şu anda yok oyun düzenleri falan yok. Evet. Acaba bir, bir arkadaş geldi herhalde. Bilmiyorum tanımıyorum. İşte eski Ankara güçlü oyuncu Sedat Alçay. Evet. Kaptanlığını yaptı uzun yıllar. Tamam da ne yaptı ama teknik adamlıktan ne yaptı? Ee, yani yok tabii daha. Öyle teknik adamdı öyle zıt diye yani. Torbadan çıkmaz abi. Bir şeyler yapacaksın geleceksin. Çünkü süperlik takımına geliyorsun hocam. Yani aşağıdan biraz dola dola geliyor. Hocam zıt diye Türkiye'de, insanlar nerelere geliyor? Geliyor Türkiye'de Futbol'da bu iş oluyor ama olmaması gerekir. Olmaması gerekir onu söyleyeyim. Yani bir adam gelmeli ama yani bilmiyorum tabii. Onda altı. Yani Beşiktaş'ın 10 şut denemesi var 6'sı isabetli. Ankara gücünün isabetli şutu yok ilk 45 dakikada ve Beşiktaş 16 kez Ankara Gücü ceza sahasına girebilirken Ankara Gücü 4 kez gelebilmiş Hem de Beşiktaş iyi ceza girdi sahasına. Ankara gücü i̇yi ceza sahasına. Geldi. Yani öyle i̇yi haybeye gezi. girmedi. Yani e, örneğin o e, şeyi tutmayan, kaleyi tutmayan şutlar mesela Redmond'un bir vuruşu var. İyi vuruş. son anda aldı böyle direği yalayıp geçti. Hani kale, şut tutmadı belki ama çok tehlikeli iyi vuruş. Beşiktaş takımı sahaya da iyi yayılıyor. Yani Ankara takımı bir şeyler yapmak istiyor. Her çıktıklarında bir Beşiktaşlı futbolcuyu görüyorlar. Yani aralarda kopukluk yok. Çabuk geliyorlar, çabuk gidiyorlar. İyi yardımlaşma var. İyi yardımlaşma, güzel yani. Eski maçlarına göre bayağı farklı bir Beşiktaş. Öyle bir Beşiktaş gördük evet. bugün, değil mi? Ee, tabii çünkü şöyle bir bakınca Beşiktaş'ın 40 puanı var hocam. Fenerbahçe'nin 51 Galatasaray'ın 57. O yüzden hani buralarda bir tutunmak istiyorsa Beşiktaş e, e, buralarda kazanacaksın. E, mutlaka seri galibiyetler almak seyircini zorunda. Seyircini de mutlu edeceksin. Bayağı seyirci var. Seyircini de mutlu edeceksin. Valla bu şartlarda iyi seyirci var. İyi seyirci var Türkiye'nin şu ortamında iyi bile seyirci Ankara var. Bir de Ankara gücü Beşiktaş maçları böyle biraz evet. şeyli geçiyor. E, evet. Tansiyonu da da geçer. yüksek geçiyor. O yüzden e, an itibariyle Gelen puan durumu şu skorla yani 54-51-43 tabii 54-57 olacak Gaziantep maçı yazılacak. Ee, dolayısıyla e, 57-51-43 şu anki skorla bu. ikinci sayfayı da arkadaşlarım son bölümü gösterirlerse eğer Ankara gücünün durumunu e, görebilmek açısından önemli. Değil. Yani Ümraniye ve İstanbul orada var. Hani Giresun, Kasımpaşa, Ankara gücü orası e, iki takım yangın düşecek yer. olsa da yangın yeri. Yani o puanlarla her an birisi yukarı çıkıp diğeri e, Abi, dibi Ümrani boylayabilir. Ümraniye şimdi Trabzon'u aldı. Çok ee, ekstra puan e, aldı. Tabii Şimdi bir maç daha alırsa aldı. düşünebiliyor musun? Yapacak 21-22 işte iki maç daha. Buyur oradan yak. Tabii hocam. Hepsi yukarıdalar. Evet. Dolayısıyla hani şu puan cetvelinde kolay değil Ankara gücünün de işi gelecek haftalarda. Ama bugün ilk 45 dakikada varlık gösteremediklerini itiraf yani şu etmek oyundan, gerek. Şu oyunla Beşiktaş'ın şu oyunuyla ki Beşiktaşlı oyuncular oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. İkinci yarıda da devam edecekler belli. Şu oyunla şu Ankara gücü bu sahadan zor çıkar. Öyle görünüyor ama bakalım. Zaten iki olursa da fark eder. Tabii olabilir. tabii. Ee, öyle gözüküyor. Abu Bakar pek e, şey yapamadı, şans bulamadı, fırsat bulamadı. Cenk'in mesela girdiği pozisyonlar var. Abu Bakar pek öyle e, doğru noktalara gidip topla buluşamıyor ya da topla topla buluşturamıyor onu Beşiktaş oyuncular. bilemiyorum. Abu Daha Bakar tam o entegrasyon sağlamamış. Cengin girdiği pozisyonları Abu Bakar girseydi mutlak yapardı. Onun o vuruşları çok iyi. Abu Bakar'ın o tık diye vuruşları çok iyi. Cenk sert durayım diyor. Sert değil. Orada öyle bir vuruş yapacaksın ki e, kalecinin diz bağları çözülecek. Bağıra bağıra böyle e, kaleci Allah diyecek yere yatacak. Ki onu Abu Bakar yapıyor. Yapıyor ama daha golle tanışamadı hocam. Bakalım ikinci yarı tabii ne olur bilemeyiz. Yani biz... Bakacağız. Volkan Bayaslan tecrübeli hakemlerden biri ama hani artık sanki biraz ununu elemiş durumunda değil mi? ...kaç tane hakem var öyle hocam... ...bunu neyleyip as astırmıyorlar... ...bir grup var... herde arkasında iyi oynayan... ...onlar astırmıyorlar... Ee, lazım yalnız, olacaklardır zamanında... ...yalnız gelecekte. çok majör hatalar yok... ...iki haftadır... ...yani yok. geçen haftada... ...bu haftadır ...bizim tabii takip ettiğimiz maçlarda efendim... Ee, ...burada değerlendirdiğimiz görüntülerle... Hocam, e, ...federasyonun o iki hakemine ceza vermesi... ...doğru bir olay oldu... ...hakemlere de... E, Pardon arkadaş dedirtti. Bugün Çünkü kaç senedir biliyorsun var odasında bilmem Avarlar'da ne rezillikler yaşıyorduk. Söylüyorduk, inkar ediyorlardı ama işte yakalandılar. Konya İş giri Konya Giresun maçında Erkan Özdamar da geri döndü. Yine var çıktı adam. Evet hocam. Adamın o da şanssız. Pis pozisyon ama şu var bak. Maçı seyrettim. Bir 10 defa gösterdiler. Çözemedi. Hocam Şimdi iyi şey güzel de, çünkü. hocam iyi güzel de. Süperlik maçını veriyorsun arkadaş. O pozisyonu ben iki sefer de göreyim ya. Yayıncı kuruluş. Onu kesitten çek. Ben bir dakikada göreyim. Ya, ya, Futbolcu işte. aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Ay, ayak böyle gidiyor. Öteki de Allah diye yatıyor. Bana göre değmedi gibi geldi. Çünkü ayak değse o topçu orada öyle kalmaz. Ama sen gösteremiyorsun. Hep böyle gösteriyorsun hep. Hep böyle gösteriyorsun. Ya şöyle göster ya. Şöyle gösteremiyor musun? Ancak böyle gösterirsen ben ayağım buradan. Öz, öz damar gitti. <laughs> Büyüttüler falan. Damar abi. işkembe oldu ya. Yani iki, Damar çorbası oldu. Baka 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 çocuk. Ne yapsın abi getiremiyorsun önüne şey görüntüyü. Hocam bazen de öyle pis bir yerde oluyor ki. Olmaz abi. 2-3 tane açıdan veriyorsun. Hocam Almanya'da veya İngiltere'de ben görüyorum ya. Bir açıdan bir veriyor bir daha veriyor. Bir açıdan affedersin kabak gibi çıkıyor. Adam baktı 10 dakika baktı neredeyse ya. Baktı. E biz de baktık. <laughs> Herkes baktı. Yüzde yüz anlayamıyorsun. Bana değmiyor gibi geldi. Gibi. Gibi geldi. Değmiyorum su. Ama orada kaleci de sarı kart yedi o pozisyon yüzünden. Kaleden çıkıp gelip itiraz ettiği için. Evet. E ne olacak? Yani bana değmiyor gibi geldi. Evet. Yani. Öteki futbolcu da yüzüne tabanca gibi gelmiş gibi kendini yere attı. Ama 10 dakika Muhammed'di sonra. Muhammed'ti galiba değil mi? 10 dakika Muhammed'di sonra attı ama jab 10 dakika sonra attı. Sana Oradan biraz ben yani de şöyle şey durdu, zaten. Durdu durdu ah dedi. Bana pek ben gelmedi. De o, ben de o hareketten dolayı biraz herhalde de değmedi ya bu falan düşüncesine evet. kapıldım ama 10 dakika sonra yüzde yüz değil yani şeyim ama yine de o görüntülerle. Hocam o pozisyonda ayak gelse var ya ağrım var. Ya hafif bir temas oldu mu acaba diye tahmin düşündüm etmiyorum. sadece. Onu Yok da tahmin gibi. etmiyorum. Yok gibi. Evet. Etmiyorum. Evet. Eee Orada da sıfır sıfırlık beraberlik vardı. E, Konya takımı da bayağı bir puan saçtı. Şöyle bir bakayım oraya da ya hocam. Konya hocam, takımı da 80. dakikaydı herhalde. Giresun bir gol kaçırdı. İnanılır kaçırdı. gibi değil. Hangisi? Kaleci topla oynayayım derken kaleciden ya. çaldı. 80 değildi daha. 70. E, kaleciden, kaleciden çaldı. Kadar. Kaleciden çaldın. Çaldın. Bas. Niye vuruyorsun oradan? Ya bas. Mi? Bas. Vur. Yani öyle vurma. Vur. Can ile vurdu. Öyle, halbuki rahatsın. Geçmişsin herkese evet. Yani yürüsen de gideceksin. Ya bas arkadan gel. Bas vur kaleye. Boş kaleye bitti. Öyle hocam. Ee. Evet. E, haftanın skorları da bu arada ekrana yansıyor. 0-0 ee, giresun maçı. Ee, yarın da haftayı noktalayacağız efendim. Kasımpaşa e, Antalya maçıyla. Evet hafta içinde de Avrupa mesaisi var takımlarımızın. Şimdi bir sözü yine skorboarda bırakalım. Ardından 90 artı 1'de hem bu maçı hem şöyle bir haftayı konuşuruz. sonrasında takım oyunu da bizden sonra A Spor ekranlarında olacak. Bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek. Yarın şimdi. da var mı? Yarın da var hocam mesai. Yarın da var. Yarın biraz erkeniz evet 8'de. Evet, evet efendim skorboardda söz.